Kanalımdan herkese merhabalar sevgili gençler. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. AYT tarih genel tekrar soru çözüm videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Birbirinden güzel sorularla yine huzurlarınızdayız. Evet, bugün çok güzel, çok keyifli bir genel tekrar dersi sizi bekliyor arkadaşlar. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Hadi bakalım, gelsin birinci sorumuz. Tarih öğretmeni Necla Hanım, Mısır uygarlığının işlendiği derste aşağıdaki haritayı sınıfa getirerek öğrencilerinden çıkarımlarda bulunmalarını istemiştir. Öğrencilerin yapmış olduğu çıkarımlar ise şöyledir. Zeynep, etrafı doğal engellerle çevrilidir. Sude, tapınak mimarisi gelişmiştir. Fatih, tarım yapma imkanları vardır. Betül, istila ve saldırılara uğrama imkanı çok yüksektir. Beyza, ahiret inancı anlayışı vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir çıkarımda bulunmuştur? Şimdi bakın arkadaşlar, etrafı doğal engellerle çevrili mi? Zeynep kızımız ne diyor? Evet, bakın çevrili. Niye? Bakın, Doğu Çölü, Batı Çölü, görüyor musunuz? Her yer çöllerle kaplı. Dolayısıyla bu kızımızın verdiği cevap doğru. Sude ne demiş? Tapınak mimarisi gelişmiştir. Bakın arkadaşlar, şurada Giza piramidine bakın. Değil mi? Efendime söyleyeyim işte, Ramses tapınağına bakın. İşte 2. Ramses tapınağına bakın. 3. Ramses tapınağı. Gerçekten tapınak mimarisi gelişmiş. Fatih oğlumuz ne demiş? Tarım yapma imkanları vardır. Elbette, bakın arkadaşlar, Nil deltasına bir bakın. Nil nehrinin etrafına bir bakın. Ne kadar yeşil gösteriliyor, değil mi? Zaten Nil Mısır'a hayat veren bir nehirdir. Doğru. Beyza'ya bakalım. Ahiret inancı anlayışı vardır demiş. Bakalım ahiret inancı anlayışı var mı? Şimdi bakın, ahiret inancı anlayışını nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Şuradaki Giza piramidine bir bakın. Bu piramitler niye yapıldı arkadaşlar? Firavunlar için yapıldı. Ve firavunlar bu piramitlere gömülmedi mi? Değil mi? Yani mumyalandılar hatta, biliyorsunuz. Piramitler firavunlar için yapılan modern mezarlardır. Ve bugün Mısır'ın en gelişmiş turizm kaynağıdır. Bu da doğru. Lakin Betül kızımızın verdiği cevapta sıkıntı var. İstila ve saldırılara uğrama imkanı çok yüksektir. Hiç yoktur neredeyse, değil mi? Niye? Etrafı doğal çöllerle kaplı. Yani Mısır medeniyeti kapalı bir kutu gibidir. Dolayısıyla istilalara kapalıdır arkadaşlar. Niye? Etrafı çöllerle kaplıdır. Dolayısıyla Betül kızımızın verdiği cevap yanlıştır. Yani denizde. Evet, çok güzel bir soru. Yeni nesil bir soru, bakın bu soru. İkinci sorumuz gelsin bakalım, hadi. Orta Çağ'da kurulan devletlerin birçoğunda hükümdarların egemenliklerini dine dayandırması ve din adamlarının da devlet yönetiminde etkili olması hangisinin göstergesidir? Yani dini yönetim değil mi arkadaşlar? Bu laikliğin tersidir. Bu teokratik yönetim değil de nedir? Teokrasi değil de nedir? Dolayısıyla cevabımızın açıkça Bursa olduğu görülüyor, değil mi? Teokratik devlet anlayışı bu devletlerde görülmüştür. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım. Evet, Kürk yolu, Baharat yolu, İpek yolu. Yukarıdaki güzergahlardan hangileri belirli bir dönemde olsa Türk devletlerinin hakimiyetinde kalmış, bu devletlerin sosyoekonomik bakımdan gelişmesine katkı sağlamıştır? Yani zaten İpek yolunu, Baharat yolunu biliyorsunuz. Kürk yolu da Asya Hun devletinden tutun Köktürklere, Uygurlara, bu da zaten Çin'den başlıyor, Avrupa'ya kadar neredeyse gidiyor. Bu üç yolun üçü de Türkler için önemli ticaret güzergahları arasında yer alır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3'tür arkadaşlarım. Yani Edirne'dir. Evet, bakın çok güzel bir soruydu yine bu soru. Gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Tarih dersinde öğretmen, medeniyetler askeri teşkilatlanmaya niçin ihtiyaç duymuşlardır sorusunu öğrencilere sormuştur. Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermemesi beklenir? Bakın dikkat edin, vermesi demiyor. Vermemesi beklenir. Yani olumsuz bir soru. Ülke sınırlarını genişletmek için ordularının güçlü olması lazım. Doğru. Toplumsal huzuru sağlamanız için güçlü bir ordunuzun da olması lazım. Doğru. Merkezi otoriteyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir savaş teknolojisinin olması lazım. Doğru. İçte ve dışta etkinliğini arttırmak, hem ülkede iç huzuru sağlamak hem dışarıda etkinliğini arttırmak için ordu şart. Lakin yani güçlü bir orduya sahip bir insan savaşların süresini niye uzatmak istesin, değil mi? Tam tersi, savaşların süresini kısaltmak olacaktır bu ifade. Yanlış. Cevabımız Ceyhan. Evet, çok güzel bir soru, bakın yine. Yeni nesil sorular bunlar çocuklar. Evet, gelsin bakalım 5. sorumuz. Muazzam bir soru, bakın gene ilk Türk devletlerinden. Tam bir genel tarama sizlerle arkadaşlar. Bu sınav gerçekten AYT için genel bir tarama sınavı gibi oldu. Umarım size katkı sağlar.
Türk devletlerinde hakim olan il gider töre kalır sözü hangisinin ön planda tutulduğunun bir göstergesidir. Bakın il neydi? Devlet. Devlet yıkılsa da töre kalır diyor. Peki töre neydi abi? İlk Türk devletlerinde yazısız hukuk kuralları değil miydi? Dolayısıyla töre neyle ilgilidir? Hukukla ilgilidir. Hukukla cevabımız Ceyhan. Çok güzel bir soruydu yine bu soruda. Altıncı sorumuz gelsin bakalım değerli arkadaşlarım. Evet, istemin yapku. Bakın arkadaşlar sınavlarda çok çıkıyor bu adam. Mukan Kağan'ın amcasıdır biliyorsunuz. Ve çok geliyor sınavlarda onu söyleyeyim. İstemin yapkunun atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder. Sözünün Türklere ait aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir. Ya bu Kızıl Elma ile ilgilidir, Türk can hakimiyeti ile ilgilidir ya da İslam dünyasındaki gaza ve cihat politikası ile ilgilidir değil mi? Açıkça bakın ne diyor? Yeryüzünü fethetmekten bahsediyor. Bütün dünyalara hakim olmak diyor. Bu Türk cihan hakimiyeti mefkuresidir değil mi? Dolayısıyla cevap Adana'dır arkadaşlarım. Çok güzel bir soruydu yine. Nasıl bir soru? Evet, yedinci sorumuz gelsin bakalım. Evet, yine güzel bir tablo sorusu. Aşağıdaki tabloda Türk devletlerinde görülen bazı uygulamalar ve bunların kaynağı verilmiştir. Buna göre kaç numaralı alanlarda bir yanlışlık yapılmıştır? Uygulama kaynağı. Tat kavgaları neden çıkıyor abi? Kut anlayışından dolayı çıkmıyor mu? Doğru, kesinlikle doğru. Bozkır kültürü dediğimiz şey göçebe yaşamından kaynaklanan bir şey değil mi? Doğru. Değil mi? Orta Asya'nın steplerinde, Orta Asya'nın bozkırlarında biz zaten bozkır kültürüne hakimiz. Doğru. Sahte ricat ile gök tanrı inancının bir alakası yok arkadaşlar. Sahte ricat neyle ilgilidir? Türklerde uygulanan meşhur savaş taktiği. Turan taktiği değil mi? Ya da hilal taktiği ya da kurt kapanı ile ilgilidir. Bu Turan taktiğinin bir aşamasıdır. Dolayısıyla bu ifade gök tanrı inancı ile ilgili değildir. Yanlıştır. Cevabımız 3 olacak. Yani Ceyhan olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet, gelsin bakalım 8. sorumuz. İkinci Köktürk hükümdarı Bilge Kağan'ın Çinlilerin etkisinde kalarak Budizm'i benimseme isteği Türklerin yapısına uymadığı gerekçesiyle kurultay tarafından reddedilmiştir. Bakın demek oluyor ki Hakanların sonsuz yetkileri yok. Kurultay da ülke yönetiminde etkilidir. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Olumlu bir soru arkadaşlar bu soru. Hükümdarın kurultaya sunduğu her öneri kabul edilmektedir. Yanlış. Öyle bir şey olsaydı o zaman Göktürkler Bilge Kağan döneminde Budizm dinine girerlerdi değil mi? Dolayısıyla bir gitti. Bir ne oldu? Bütün şıkları eleyin. Yanlış. 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 Bilge Kağan Budizm'in bilinmesini istemiştir. Tamam doğru. Zaten o yüzden öneriyor. Kurultayda din adamlarına yetkiler vermiştir. Saçma arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Hiçbir Türk devletinde yani ilk Türk devletlerinden bahsediyorum. Kurultayda kan, baksı, şaman dediğimiz din adamları yer almaz. Ne işi var zaten onların? Onlar din adamı. Doğru mu? Siyasetle ne işleri var onların? Dolayısıyla bu da yanlıştır. Ulaşılabilir dediği için cevabımız yalnız 2 olacaktır. Çok belirleyici bir soru arkadaşlar. İnşallah gerçek sınavda da buna benzer çıkar. Ve siz de yaparsınız umarım. Evet. 9. sorumuz gelsin bakalım. Hazreti Ömer döneminde İlk düzenli ordular ve ordugah şehirleri kurulmuş. Evet, güzel. İktidar sisteminin temelleri atılmış. Bu toprak sistemiydi biliyorsunuz. Doğru. Bu askeri, bu toprak. Askeri posta teşkilatı kurulmuş. Ülkede demek ki haberleşmeye önem veriyorlar. Fethedilen yerleri Arabistan'ın çeşitli yerlerinden getirilen aileler yerleştirmiştir. Bu da İslam'ı yaymak amacıyla özellikle yapılan bir iskan sistemi yani yerleştirme. Bu düzenlemelerle ulaşılmak istenen hedefler arasında hangisi gösterilemez? Merkezle taşla arasında irtibat sağlayabilmek. Evet, bakın posta niye var abi? Bunun için var. Toprakları daha verimli kullanabilmek. Evet, iktidar sistemi niye var? Bunun için var. Cevabı dursun. Orduların durumunu yakından takip etmek. Arkadaşlar, ordugah şehirleri niye var? Bunun için var. Peki, güçlü bir ordunuz varsa, merkez ordunuz güçlüyse, posta teşkilatınız varsa, merkez otoriteyi güçlendirir misiniz? Evet, güçlendirirsiniz. Lakin yöneticileri askeri kesimden seçebilmek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İlla asker olmasına gerek yok yöneticilerin. Cevabımız Ceyhan. Evet. Güzel bir soruydu bakın soru yine. Gelsin bakalım 10. sorumuz. Evet. İslam tarihi sorularına geçiyoruz. Bakın genel bir tanım olduğu için. Evet. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in düzenlenmesi yapılmış. Düzenlenen Kur'an çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir. Bu durum
aşağıdakilerden hangisine önlem niteliğinde sayılabilir? Elbette arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması uygulamalarda birliği sağlamak içindir ve Kur'an'ın özünü korumak içindir, değil mi? Dolayısıyla burada cevabımız ne olacaktır? Yönetim birliğinin korunması, İslamiyet'in geniş alanlara yayılması, Müslümanların sayıca artması, İslamiyet'te farklılıkların ortaya çıkması, Arapçanın yaygınlık kazanması. Bakın arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i çoğaltırsanız, Kur'an-ı Kerim'in uygulamalarda birlik sağladığı gibi İslamiyet'te farklılıkların ortaya çıkmasını da engellersiniz. Çünkü Kur'an'ın özünü korumuş olursunuz, değil mi? Dolayısıyla kimse gelip de Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştiremez artık. Çünkü sen artık Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyorsun? Çoğaltıyorsun, kopyalıyorsun ve çeşitli illere yolluyorsun, değil mi? Cevabımız Denizli olacaktır. İslamiyet'te farklılıkların ortaya çıkmasını önlem niteliğinde bu girişim Hazreti Osman Efendimiz döneminde yapılacaktır. Ve bunu arkadaşlar hep karıştırıyor öğrenciler ve ÖSYM de bunu hep soruyor. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren Hazreti Ebubekir'dir. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan Hazreti Osman'dır. Aman dikkat arkadaşlar, bu ikisini karıştırmayın. Evet, 11. sorumuz gelsin. Emevilerin yıkılmasında etkili olan nedenlerden bazıları şunlardır. Bunlardan hangileri kabilecilik anlayışının özellikleriyle ilişkilendirilebilir? Halifelerin devlet işlerini ihmal etmeye başlaması, bu siyasi bir şey, kabilecilikle ilgili değil. Hanedan üyeler arasında mücadelelerin yaşanması, tat kavgalarıdır, siyasidir. Ülke sınırlarının genişlemesiyle merkez otoritenin sağlanamaması, bu da siyasidir. Arap olmayan milletlere karşı mevali politikası izlenmesi, evet bu kabileciliktir. Arap olan Müslümanlar kutsal, Arap olmayan Müslümanlar mevali, yani köledir. Bu kabilecilik değil de, ırkçılık değil de nedir arkadaşlar? Değil mi? Cevabımız o yüzden 4. Yani Bursa olacaktır. Evet, çok güzel bir soru. Bakın bu soru da gerçek sınavda geldi. Gelebilir yine. 12. sorumuz gelsin. Bakın zaten bu sorunun gene tıpkısının aynısı geçen sene AYT sınavında çıktı arkadaşlar. Bakın o kadar yakın sorular. Sınavda daha geçen yıl AYT'de çıktı arkadaşlarım. Aman dikkat. İslam tarihindeki bazı gelişmeler Müslümanlar arasında ayrılıklara yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu gelişmelerden değildir. Kerbela olayıyla İslam dünyası kesin olarak ikiye ayrılmış, Şiiler, Sünniler. Sıffin Savaşı'yla ve akabinde yaşanılan Hakem olayıyla Müslüman dünyası ilk kez üçe ayrılmış, Hazreti Ali'yi sevenler, Muaviye'yi sevenler, hariciler. Cemal ve Kassaden İslam dünyasında ilk iç savaştır. İlk kez Müslüman kanı dökülmüştür. Doğru. Lakin Akabe biatları yani peygamberimiz olan biatlardır ve Akabe biatlarından sonra hicret gerçekleşmiştir. Dolayısıyla burada bir ayrılık söz konusu değil. Burada biat etme, inanma, güvenme söz konusudur. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet. Bakın bu soru çok önemli bir soru. Daha önce bu sorunun aynısı neredeyse daha geçen yıl sınavda çıktı arkadaşlar. 13. sorumuz gelsin. Evet. Aşağıdaki tabloda İslam tarihi hakkında eşleştirmeler yapılmıştır. Buna göre verilenlerden hangisinde bir yanlış yapılmıştır? Hazreti Muhammed Mekke'yi fethetti mi? Fethetti. Doğru. Hazreti Ebubekir Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmadı. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirdi. Yanlış. Cevabımız 2 olacaktır arkadaşlar. Yani Bursa. Bakın az önce de söyledim. Bunları karıştırmayın. Hep soruyor ÖSYM bunları. Hazreti Ömer döneminde teşkilatlanma başladı mı? Başladı. Hazreti Osman döneminde ilk İslam donanması, Hazreti Ömer döneminde ilk İslam ordusu kurulmuştur. Hazreti Ali döneminde maalesef hakem olayı yaşanmış ve bu olaydan sonra da zaten Müslümanlar üç ayrılmıştır. Bunlar doğru. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir, çoğaltmamıştır. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan Hazreti Osman Efendimiz arkadaşlar. Dikkat! Evet, cevabımız o yüzden Bursa, yani 2 diyoruz. Gelsin 14. sorumuz. Evet, artık Türk İslam tarihi bölümüne geçiyoruz. Alparslan, Anadolu üzerinde yapılan seferlerde fethedilen yerleri fetheden komutana verme geleneğine uyarak fethedilen yerlerin yönetimini komutanlarına bırakmıştır. Alparslan'ın bu geleneği sürdürmesinin gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Bakın Alparslan'ın o meşhur emri neydi? Fethedilen yer fethedenindir. Git, fethet, orası senin olsun. Burada Alparslan aslında komutanlarını, askerlerini teşvik ediyor. Neye teşvik ediyor? Anadolu'nun fethi için teşvik ediyor. Değil mi? Dolayısıyla burada cevabımızın Bursa olduğu aşikar. Alparslan'ın amacı fetih hareketlerini arttırmak. Bu bir yönden iyi de bir yönden kötü. Çünkü Büyük Selçuk Devleti'nin merkez otoritesi sarsılacak. Çünkü yeni beylikler ortaya çıkacak. Bir yönden iyi, bir yönden kötü, ama onu da söyleyeyim devlet açısından. Evet. Şimdi gelsin ikinci soru. O zaman 15. sorumuz. Evet, yine yeni nesil bir tablo sorusu. Bakın çok dikkat edin lütfen. Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan devletler ve atabeylikler şöyledir. Devletler Irak Selçukları, Kirman Selçukları, Suriye Selçukları, Türkiye Selçukları.
Atabeylikler, Şam Atabeyliği, Musul ve Halep Atabeyliği, Zengiler, Azerbaycan Atabeyliği, İldenizliler, Fars Atabeyliği, Salgurlular. Bu durumda Büyük Selçukluların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Arkadaşlar, alemde şer, Oğuz'da er, tükenmez. Bir devlet yıkılmış, 9 tane devlet kurulmuş Büyük Selçuklu'da, değil mi? Dolayısıyla bu bizim neyimizi gösteriyor? Kut anlayışımızı gösteriyor. Ve biz gittiğimiz yerlerde iki tane Türk yan yana gelirse bir devlet kurar arkadaşlar. Bizim huyumuz kurusun. Devlet kurmak bizim işimizdir. Dolayısıyla bu neyle ilgilidir? Yönetimde kut anlayışının benimsenmesiyle ilgilidir, değil mi? Evet. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet. Gelsin 16. sorumuz. Türkiye Selçuklularının en parlak dönemi 1. Alaaddin Keykubat dönemidir. Bu gelişmede durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Gerçekten de Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklularının en parlak dönemini yaşatmış ve devlet en güçlü dönemini onun döneminde yaşamıştır. Bilgin ve sanatçıları korumuş mu? Elbette. Adalete önem mi vermiş? Evet. Ticari faaliyetleri geliştirmiş mi? Elbette. Alanya'yı fethetmiş ve buralara bir sürü kervansaray yaptırmıştır. Bunların üçü de Alaaddin Keykubat döneminin özellikleri arasında yer alır. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Yani Edirne'dir. Bakın bu da Anadolu, bu da Türkiye tarihinden gelmiştir, değil mi? Evet, yine çok güzel yeni nesil bir soru. Bakın Tokat'taki Yağıbasan Medresesi'ni görüyorsunuz şu anda değerli arkadaşlarım. Tanış Mehmetler'e ait bu görsel Anadolu'da aşağıdakilerden hangisinde faaliyetlerde bulunduklarının bir kanıtı olamaz. Bakın arkadaşlarım, medreseyi görüyorsunuz. Bakın şurada da bir minareyi gördük mü? Şurada bir cami muhtemelen. İslamlaşma var mı? Var. Peki bu medrese dini ve pozitif bilimlerin okutulduğu bir ilim yuvası değil mi? Var. Bayındırlı faaliyeti değil mi bu? Var. Peki bu bir yerleşim yeri değil mi? Evet, doğru. Peki burada ticaretle ilgili ne var arkadaşlar? Hiçbir şey yok. Burada herhangi bir kervansaray, han, hamam var mı? Bakın şu cami, şimdi buna kervansaray demeyin. Bu cami, şu minaresi, bu medrese, doğru mu? Ticaret burada yok. Cevabımız Denizli. Bakın burada yine resim okuma ve resim yorumlama sorusu arkadaşlar bu. Gerçekten de SOS 2'de, SOS 1'de böyle bir soru karşınıza gelebiliyor. Aman dikkat edin diyelim değerli arkadaşlarım. Gelsin 18. sorumuz. Evet, artık Osmanlı kuruluşa geçiyoruz. Çelebi Mehmet döneminde Fetret devri sonlandırılmış, İslam anlayışına ters fikirleri savunan Şeyh Bedrettin'in çıkarmış olduğu isyan bastırılmış, Bizans'ın kışkırtmalarıyla ayaklanan Şehzade Mustafa ise etkisiz hale getirmiştir. Bakın bir tarafta siyasi şeyler var, bir tarafta dini şeyler var. Şeyh Bedrettin dini bir isyan. Çelebi Mehmet dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın arkadaşlar, ayaklanmaların ekonomik nedenlerle çıktığı, hayır, bazıları dini nedenlerle, alakasız. Şehzade Mustafa ekonomik nedenlerle mi isyan etti? Hayır. Taht için iddia etti ve isyan etti. Dini ve siyasi yönden etkinlik sağlandı. Elbette cevabımız Bursa. Bakın, kardeşini etkisiz hale getirdi, siyasi. Şeyh Bedrettin isyanını bastırdı, bu da din arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığıdır, etkinlik sağlanıldığıdır. Cevap Bursa. Evet, 19. sorumuz gelsin bakalım. Evet arkadaşlarım, yorulmuyoruz lütfen. Çayımızı, kahvemizi elimize alıyoruz. Eğer niyetli değilsek, oruç değilsek arkadaşlarım, bugün güzel ve uzun soluklu bir tarama sizi bekliyor. Şimdiden kolay gelsin hepinize. Evet, 19. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'daki sınıflar, bunların temsilcileri ve yetki alanları aşağıda verilmiştir. Bakın arkadaşlarım, bu soruda 2 senedir AYT sınavında çıkıyor. YGS, LYS'de çıktı. Bakın buradan bir soru yine bekliyoruz biz bu sene tarihçiler. Dolayısıyla buraya dikkat. Adam 2 senedir kalemiyeyi soruyor ya, 2 senedir. Belki de bu sene ilmiyeyi soracak ya da şerfiyeyi soracak, bilemeyiz. Tablodaki bilgilere bakarak eşleşmelerden hangisinde yanlış yapıldığı söylenebilir. Bakın arkadaşlar, burada sınıfları vermiş güzelce bize. Vezir, sefere katılacak mısınız hünkârım? İzniniz olursa orduyu ben komuta edeyim. Tamam, bu bir seyfiye, asker olduğunu gösteriyor. Doğru. Şeyhülislam, yapılacak sefer caizdir hünkârım. Zaten Şeyhülislam biliyorsunuz, alınan kararların dine uygun olup olmadığına dair fetva verir. Fetva makamıdır. Bu da doğru. Kaz asker, kadılar sorunları çözmekte zorlanır olmuşlardır. Divanda benden bu konuda yardım talep ederler. Elbette. Kadıları görev atayan, onları tayin eden kişi kimdir? Kaz askerdir. Doğru. Nişancı, divanda alınan kararlarımız kesin ise bunları fermanınız haline getirip yazdırayım. Arkadaşlar bakınız, padişahların kararlarını fermanlaştıran ve onun altına
tuğrasını çeken görevli nişancıdır. Doğru. Defterdar. Fethedilecek bölgelerdeki toprakları kayıtları için tapu ve tahrir defterlerine yazdırayım. Arkadaşlar, tapu ve tahrir defterlerine yazdıran kişi defterdar değil, gene nişancıdır. Bakın bu ifade yanlıştır. Aman dikkat diyelim. Evet. Bakın burada söz edilen görevli defterdar değil, nişancıdır. Tapu kadastro memurudur. Defterdar ne iş yapar? Maliyeden sorumludur, bütçeden sorumludur. Devletin gelir ve giderlerini hesaplar. Cevabımız Edirne olacaktır. Dikkat. Evet, çok güzel ve yeni nesil bir soru arkadaşlar. 20. sorumuz gelsin. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanımış, ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'nin devamına izin vermiştir. Fatih Sultan Mehmet'in böyle davranmakla bir Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturma. Doğru. Yani zaten amaç bunları birbirinden ayırmak, Avrupa Hristiyan birliğini parçalamaktır. Doğru. Yönetim altındaki Hristiyanlara hoşgörüyle davranıldığının ortaya koymak. Kesinlikle biz kimsenin diline, dinine, ırkına, mezhebine karışmıyoruz. Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutma. Elbette o kiliseyi kendimize bağlayarak Ortodoks din adamlarının yerel Ortodoks halka baskı yapmasına izin vermiyoruz. Zaten bu yüzden Osmanlı Devleti'nde reform görülmüyor değil mi arkadaşlar? Reform Osmanlı Devleti'nin içinde gözükmemiştir. Evet, dolayısıyla cevabımız Edirne. 1, 2 ve 3'tür. Bunların 3'ü de doğrudur, mantıklıdır arkadaşlarım. Evet. 21. sorumuz gelsin. Mısır seferinin sonuçlarından ilgili olduğu dini, siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarıyla ilişkisi bakımından sıralanış biçimi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakın arkadaşlar. Halifelik makamının Osmanlı'ya geçmesi dini. Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz bölgelerinin Osmanlı'ya katılması sınırlar genişlediği için siyasi. Kahire ve Mekke'de bulunan mukaddes emanetlerin İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki Hırkayı Şerif Dairesi'ne nakledilmesi kültürel. Doğu Akdeniz'den geçen baharat yolunun Osmanlı denetimine geçmesi de bu da ekonomiktir. O zaman sıralamamız 1, 2, 3, 4 olacaktır yani Adana. Bakın çok kolay ve çok güzel bir soru. Yavuz'un Mısır seferinden her zaman soru gelebilir arkadaşlar. Yükselme dönemine geçiyoruz. Evet, bu da yükselme dönemiydi. Az önceki soru da yükselmeydi. Evet, 22. sorumuz gelsin. Bakın yine yükselme döneminden. Dünya gücü Osmanlı yani. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait. 1. Fransa'ya kapitülasyon verilmesi. 2. Almanya'daki reform hareketlerine müdahale edilmesi. 3. Belgrad'ın fethedilmesi. Gelişmelerinden hangilerinde Hristiyan dünyasındaki ayrılıkların arttırılması amaçlanmıştır? Bakın arkadaşlar, Fransa'ya kapitülasyon vermemizin temel maksadı Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamaktır. Ne de olsa Fransa'yı yanımıza çekiyoruz burada. Almanya'daki reform hareketlerine müdahale etmemizde hatta Martin Luther'e kanuni el altından silah cephane bile yolluyor. Niye? Ya it iti kırsın diye, ya birbirlerini gebersinler, biz de buradan yürüyelim. Değil mi? Bu bizim işimize gelir. Avrupa Hristiyan Birliği'nin parçalanması Osmanlı'nın her zaman işine gelmiştir. Belgrad'ın fethedilmesiyle Orta Avrupa'da bir üst kazanılmıştır. Bununla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar, yani Denizli. Evet, 23. sorumuz yaz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması sonucunda halktan yeni vergiler almıştır. Bakın, halktan yeni ve ağır vergilerin alınması diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak kabul edilebilir? Yani ne olacak? Halkın devlet olan güveni sarsılacaktır. Halk diyecektir ki bu vergiler niye bu kadar artıyor? Bu vergiler niye bu kadar arttırılıyor? Diyerek devlete küsmeye başlayacak ve toprağını terk etmeye başlayacak. Dolayısıyla cevabımızın Ceyhan olduğu çok açık değil mi? Halkın devlete olan güveni azalacak. Hatta bu da neye neden olacak? Celali isyanlarının başlamasına neden olacak değil mi? Celali isyanları. Anadolu'da çıkan isyanlar arkadaşlar. Evet, bu da duraklama dönemindendi. 24. sorumuz gelsin. Bakın bu da duraklama dönemi sorusu. Osmanlı Devleti'nin Avusturya, Venedik ve Leistan'la imzaladığı Karloç Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Karloç Antlaşması'ndaki bazı maddeler: Mora, Dalmatça, Ayamavra adası Venedik'e verilecek. Podolya ve Ukrayna ile İstan'a verilecek. Temeşvar ili ve Banatya ile sarış bütün Macaristan ve Erdel Avusturya'ya verilecek. Bu anlaşma 25 yıl sürecek. Anlaşma Avusturya'nın garantörlüğü altında olacak. Bunlardan hareketle diyor hangisine ulaşılamaz diyor. Osmanlı'nın nüfuzunda azalma oldu. Toprak kaybetmiştir, nüfuzu da azalmıştır. Sınırları da daralmıştır. Avusturya'nın sınırlarında değişimler yaşandı. Elbette sınırları genişliyor. Tarafların uzun bir barış dönemine ihtiyaç duydu. Niye 25 yıl olacak diyor. Bu da uzun bir süreç değil mi? Evet. Osmanlı Devleti'nin birden fazla devleti toprak kaybetti. Kesinlikle bakın Venedik'e, Leistan'a, Avusturya'ya biz toprak veriyoruz.
Avusturya'nın Balkan devletlerini kışkırttığına. Ya Balkan devleti mi var ki Avusturya kışkırtsın? Değil mi? Dolayısıyla burada söz edilen cevap Denizli'dir arkadaşlarım. Çok güzel bir soru. Yeni nesil bir soru. Duraklama döneminden gelmiş bir soru. Gelsin bakalım 25'in sorumuz. Evet, yine yeni nesil bir soru bakın. Rus Çarı 1. Pedro'yu görüyorsunuz. Bu da gerileme döneminden gelmiş bir soru. Ülkem için büyük hayallerim var. Ülkemin kalkınmasını sağlamak için Avrupa ülkelerine gittim ve incelemelerde bulundum. Reformlar gerçekleştirerek ülkemi kalkındırdım ve önüme hedefler koydum. Bu hedeflerim arasında sıcak denizlere ulaşmak ve Baltık Denizi'ne hakim olmak vardır. Rus Çarı 1. Pedro'nun hedeflerinin Osmanlı Devleti'nde hangisine yol açtığı söylenemez. Akdeniz hakimiyetinin sonlanması. Ona. O nereden çıktı? Dakika 1, gol 1. Osmanlı'nın Akdeniz hakimiyeti ne zaman sona ermiş? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Cevap Adana. Balkanlardaki istikrar bozulmuştur. Çünkü Ruslar ne yapıyor? Balkan milletlerini kışkırtıyor. Boğazlarımız tehdit altında. Egemenlik alanımız daralıyor. Çünkü Ruslarla yaptığımız savaşlarla bol bol toprak kaybediyoruz. Karadeniz egemenliği zayıflıyor. Çünkü Ruslar sıcak denizlere Karadeniz'e inmek istiyor. Bunlar doğru. Lakin Akdeniz'deki hakimiyetimiz daha henüz sonlanmış değil arkadaşlar. Cevabımız Adana. 26. sorumuz gelsin. Bakın en uzun yüzyıl ünitesinden gelmiş bir soru. Aistafanos Antlaşması'nın ya da diğer adıyla Yeşilköy Antlaşması'nın Ermenilerle ilgili 16. maddesi Ermenilerin bulunduğu yerde ıslahat yapılacaktır olarak Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinde de yer almıştır. İki anlaşmada da yer alıyor. Bu durumun biliyorsunuz Aistafanos imzalanıyor ama iptal ediliyor. Bu durumun sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir? Evet, olumlu bir soru. Ermeni meselesinin uluslararası bir boyut kazanması. Elbette bu mesele uluslararası bir boyut kazanıyor artık. Doğru. Avrupalı devletlerin Türk-Ermeni ilişkilerine müdahale hakkının doğması maalesef iç işlerimize karışıyorlar. Doğru. Osmanlı Devleti'nde ıslahatların sona ermesi böyle bir şey yok. Niye sona ersin Osmanlı Devleti? Yıkılıncaya kadar ıslahat yapmıştır. Cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar. Yani Denizli. Evet. 27. sorumuz gelsin bakalım. Yine yeni nesil bir soru. Arkadaşlarım yine en uzun yüzyıldan gelmiş bir soru. Bakın buradan bir soru geliyor zaten. Aşağıdaki tabloda diyor bazı tarih gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir. Bu sıralamada neden sonuç ilişkisini bozan kaç numaralı alanda gösterilmiştir? Bakın Rusların Balkan milletlerini kışkırtması, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan arasında Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan İttifakı'nın kurulması, Karadağ'ın saldırmasıyla 1. Balkan Savaşı'nın başlaması. Bakın arkadaşlar 1. Balkan Savaşı ne zaman başlıyor? 1912'de başlıyor. Peki Osmanlı Devleti'nde 31 Mart vakası olur mu ya? O 1909'da çıktı. Burada parçanın akışını bozan öncül 4. öncüldür. Tamam, Londra Konferansı zaten Balkan Savaşları sonrasında yapılacak. Doğru. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği zayıflayacak. Londra Anlaşması ile Osmanlı Midyeniz hattının doğusuna çekilecek çünkü. Doğru. Dolayısıyla burada akışı bozan öncül 4. öncüldür arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Yani burada 1912'li yılları anlatırken 1909'a dönmüş. Cevap Ceyhan. Evet. 28. sorumuz gelsin. Yine bakın arkadaşlarım en uzun yüzyıldan gelen bir soru. Tam genel bir tarama. Osmanlı Devleti'nde 31 Mart vakası, Bağ Ali baskını, Fetret devri. Gelişmelerinden hangilerinde toprak kayıplarına duyulan tepkiler de belirleyici olmuştur. Bakın çok zor bir soru. Çok düşündürücü ve çeldirici bir soru. Arkadaşlarım 31 Mart vakası dediğimiz olay mevcut rejimi devirmeye yönelik çıkan bir isyandır. 1909 yılında çıkmıştır. Bu isyanın çıkmasında toprak kaybı değil, İttihatçıların meşrutiyeti korumak için, değil mi arkadaşlar, harekete geçmesiyle ilgili bir şey bu. Bu isyanın çıkmasının sebebi gericilerin, irticailerin mevcut rejim olan meşrutiyeti devirmek istemesidir. Burada toprak kayıp falan yoktur. Bir gitti o zaman. Eleyin birini oluşları. Bağbali baskınında Edirne'nin kaybedilmesi Türk dünyasında büyük bir üzüntüye neden olmuş ve bu toprak kaybına tepki olarak da İttihat ve Terakki Yönetimi 1913 yılında Londra Konferansı devam ederken hükümet darbesi yapmış. Türk tarihinde ilk kez hükümet darbesi yapmış ve yönetimi tamamen ele geçirmiştir. Burada bir toprak kaybı söz konusu. İkinci olmadığı şıkları eleyin. Lakin Fetret Devri arkadaşlar bu biliyorsunuz 1402-1413'tür. Burada Fetret Devri'nin ortaya çıkmasında toprak kayıplarından çok toprak kayıplarına duyulan tepki yok ki burada. Tamam burada bir toprak kaybı var ama toprak kayıplarına tepkiler belirleyici olmuyor burada. Fetret Devri Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesinden sonra Osmanlı Devleti'nin parçalandığı dönem. 11 yıl başıboş kargaşa dönemidir. Burada bir toprak kaybı falan yani belirleyici değil. Yani bu toprak kaybolduğu için bu tepkinin üzerine çıkmamıştır bu. Bunu almayın. 3 yok. Cevabımız o zaman nedir? Kesinlikle ve kesinlikle 2'dir. Yani Bursa. Bakın eminim ki şu 3'e düşebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen düşmeyelim. Bu çok çeldirici bir soru. Evet. 29. sorumuz gelsin.
Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Mısır valisi MacMahon ile Hicaz emiri Şerif Hüseyin arasında yapılan MacMahon planına göre Osmanlı Devleti'nin Arap eyaletlerini iki taraf kendi aralarında paylaşmışlardır. Bu plan Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin açıklaması sayılabilir? Arap hıyanetinin açıklaması değil mi arkadaşlar? Arapların bizi sattığının belgesi değil mi? Halifenin kutsal cihat çağrısının karşılık bulmamasının da bir açıklamasıdır zaten. Bu yüzden bize yardım etmediler. Bu yüzden bizim yanımızda yer almadılar Araplar değil mi? Bizi güzel güzel düşmana sattılar arkadaşlar. Evet. 30. sorumuz gelsin. Evet, artık milli mücadele hazırlık döneminden geliyor bu soru. Havza genelgesinde mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesi, gösterilerde düzenin korunması ve Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmaması gibi kararlar yer almıştır. Bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi önlenmek istenmiştir? Mondros'un imzalanması. Mondros imzalanmış çok oldu. 1918'de. Gitti. Halkın bağımsızlık konusunda bilinçlenmesi kesinlikle. Niye miting düzenleyin, protesto edin diyor Atatürk'ümüz bize. Uykudan uyanın diye. Gaflet uykusundan uyanın ey yüce milletim diyor Büyük Önder Atatürk değil mi? Dolayısıyla burada cevap çok doyurucu bir cevap. Halkımızın bağımsızlık konusunda bilinçlendirilmesi olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet, diğer şıklara gerek kaldı mı? Kalmadı. 31. sorumuz gelsin. Yine bakın milli mücadele hazırlıktan. Evet, cemiyetler. Bakın bu sene ben cemiyetlerden yine bir soru bekliyorum. Çok güzel geliyor AYT'de arkadaşlar. Dikkat buraya lütfen. Aşağıdaki tabloda zararlı cemiyetlere ve bunların kuruluş amaçlarına değinilmiştir. Diyor ki tabloda verilen kaç numaralı bilgi de yanlış yapılmıştır. Mavri Mira Bizans'ı yeniden kurmak istiyor. Doğru. Etnik Yeterya Anadolu'daki Rumların yaşadığı bütün toprakları Yunanistan'a bağlamak. Megalo İda dediğimiz olay. Doğru. Pontus Rum Doğu Karadeniz'de bir Rum Pontus devletini kurmak. Doğru. Hınçak Taşnak Doğu Anadolu'da Ermeni devletini kurmak. Doğru. Allianz İsrail Cemiyeti Rumların basın yayın üzerinden bilinçlenmesini sağlamak. Yanlış arkadaşlar. Allianz İsrail Cemiyeti bir Rum cemiyeti değil, bir Musevi yani Yahudi cemiyetidir. Yahudi. Bu yanlış. Dolayısıyla cevabımız 5 numarada yapılmıştır. Cevap E arkadaşlarım. Evet. Çok güzel bir soruydu yine. Yeni nesil bir soru bakın. 33. sorumuz gelsin de. 32. sorumuz gelsin pardon. Evet. Evet. 32. sorumuz gelsin arkadaşlarım. Aşağıdaki tabloda 1921 yılına ait bazı gelişmeler kronolojik olarak sıralanmıştır. Bu gelse gelse zaten AYT'de gelir arkadaşlar. Bu tabloda Y ve Z harfleriyle gösterilen yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bakın. 5 Ağustos 1921 çok meşhur bir tarihtir. Mustafa Kemal'e askerliğe geri dönme olayını veren bir şeydir. Başkomutanlık kanunudur değil mi? 5 Ağustos 1921. Başkomutanlık yasası ya da kanunu. 23 Ağustos 13 Eylül'de milli mücadelenin en uzun süren savaşı diğer adı Melhame-i Kübra ya da Subaylar Savaşı olan milli mücadelede ya tamam ya devam savaşı. Sakarya Meydan Savaşı olacaktır değil mi arkadaşlarım? Dolayısıyla cevabımız çıktı. Başkomutanlık yasasıyla Sakarya Meydan Savaşı. Yani cevap nerede? Bursa'da değil mi? Çok güzel bir soru. Gelse gelse AYT'de gelir zaten. Evet. 33. sorumuz gelsin bakalım. Haydi. Evet buyurun Lozan. Daha geçen sene TYT'de çıktı arkadaşlar. Lozan çok önemli. Bakın çok güncel bir olay. Bu da daha geçen yıl TYT'de çıktı arkadaşlarım. Benden söylemesin. Lozan Barış Antlaşması'nda 24 Temmuz 1923 alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin yeni Türk Devleti'nin egemenlik haklarına aykırı olduğu savunulabilir? Boğazlar Türkiye'nin başkanlığındaki uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Evet, bu bizim maalesef egemenlik haklarımızı zedelemiştir. Gönül isterdi ki Boğazları tamamen bize verilsin. Değil mi? Burada uluslararası komisyon demek işin içinde Türkiye var ama Almanya'sı var, İngiltere'si var, Fransa'sı var, Amerika'sı var, Rusya'sı var. Dolayısıyla bu bizim egemenlik haklarımıza aykırıdır. Peki biz bu aykırılığı ne zaman düzelteceğiz? 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile bunu da ne yapacağız arkadaşlarım? Halletmiş olacağız. Bu tavizi de buradan, bu pürüzü de temizlemiş olacağız. Evet, dolayısıyla cevabımız dakika bir gol bir Adana. 34. sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Evet, bu da Kurtuluş Savaşı'ndan gelmiş bakın yine. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM hükümetini destekleyen bir siyaset izlemiştir. Sovyet Rusya'nın bu tutumunda itiraf devletlerini tehdit olarak görmesi kesinlikle, özellikle Boğazlar konusunda itirafları çok tehdit olarak görüyor. Nitelikli eleman ihtiyacını Türk tarafından karşılamak istemesi. Alakası yok arkadaşlar. Rusya'nın nitelikli
elemana mı ihtiyacı var? Yok, Rusya zaten güçlü bir devlet o sırada. Kendi rejimlerini tanıtma ve yayma gereksinimi duyma. Kesinlikle adamların bizim üzerimizdeki en büyük çıkarları birincisi Boğaz'dan, ikincisi yeni ideolojileri olan komünizmi Türkiye'de yaymaktır değil mi? Cevap 1 ve 3 olacaktır değerli arkadaşlarım, yani Deniz'de. Çok güzel bir soru, bakın gerçekten gerçek sınav kıvamında. 35. sorumuz gelsin bakalım. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa aşağıdaki gelişmelerin hangisinde söz milletin gerçek temsilcisi TBMM'nindir diyerek konuşma hakkını TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Bakın Tevfik Paşa kendinden beklenmeyecek bir delikanlılıkla itiraf devletlerinin bu oyunlarını, bu kirli oyunlarını bozmuştur. Nerede bozdu? Bunu ilk kez Londra konferansında bu oyunu bozduk. Bakın aynı oyunu daha sonra Lozan'da yapacaklar ama tabi o sırada Tevfik Paşa yok değil mi? Orada İsmet Paşa vardı tekrardan. Aman o sakın ola ki Lozan'la karıştırmayın. Bakın ilk kez Londra'da biz bu oyunu bozuyoruz. Lozan'da da buna benzer bir olay olacak. Bunu nasıl engelleyeceğiz Lozan'da? Saltanatı kaldırarak değil mi? Evet. 36. sorumuz gelsin. Bakın yine çok güzel yeni nesil bir AYT sorusu. Bir tarihçinin hiç şüphe yok ki bu olay dünya tarihinde de benzeri belki bulunmayan bir örnektir. Cephede İstiklal Ordusu Yunan'la mücadele ederken Ankara'da da Öğretmenler Ordusu Cehaletle Mücadele programını hazırlıyordu. Milli Ordu düşmanı ve Öğretmen Ordusu da cehaleti kovacaktı. Sözlerinde kastettiği durum hangisi olabilir? Bakın arkadaşlarım, savaşın ortasında Büyük Önder Atatürk'ümüz Ankara'da Maarif Kongresi'ni topluyor. Hatta zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey diyor ki ayak bağı olmasın Paşa Hazretleri diyor. İsterseniz sonra yapalım diyor. Hayır diyor. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan az daha önemli değildir diyor. Ve buna rağmen savaşın ortasında bu eğitim kongresini Ankara'da yapıyor arkadaşlar. Ve bu kongreye de Atatürk katılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız Maarif Kongresi olacaktır. Unutmayın, Maarif demek eğitim demek, eğitim kongresi arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. İtiraf edelim. 37. sorumuz gelsin. Evet, yine Kurtuluş Savaşı cephelerden gelmiş bakın arkadaşlar. Zaten gerçek sınavda da gelecek eminim ki. Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır. Bu başarıyla Kars ve çevresi kurtarılmış, Ermeni hükümeti Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu'daki her türlü isteklerinden vazgeçmiş, Ermenistan TBMM hükümetini tanıyan ilk devlet olmuş. Ayrıca Misak-ı Milli'yi gerçekleştirme yolunda ilk önemli adım atılmıştır. İfadeleriyle değerlendirmesinin yapıldığı anlaşma hangisidir diyor. Yani bütün özelliklerini vermiş. Ermenistan'ın bizi ilk kez tanıması, Doğu cephemizin kapanması, ilk siyasi başarımız, ilk askeri başarımız nedir arkadaşlar? Gümrü Antlaşması'dır. 3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması'dır. Kazım Karabekir Paşa'mız Şart Fatihi namı diğer Doğu cephesinde adeta destan yazmıştır. Cephe kapanmış ve birlikler batıya kaydırılmıştır değil mi? 38. sorumuz gelsin. Evet, Atatürk inkılaplarından gelmiş bir soru. TYT'de bir, AYT'de bir soru kesin geliyor arkadaşlar. Bu kadar net konuşuyorum. Buradan soru illaki karşınıza gelecektir. Dikkat! Evet, aşağıdaki tabloda Atatürk döneminde yapılan inkılaplara ve bunların ilgili olduğu alanlar vermiş. Çok kolay bir soru aslında. Buna göre kaç numaralı alanda yanlış yapılmıştır? Bakın, soyadı kanunu toplumsal mı abi? Toplumsal. Tekke zaviyeler toplumsal mı? Toplumsal. Saltanatı kaldırması siyasi mi? Siyasi. Maarif teşkilatı hakkında kanun. Maarif neydi arkadaşlar? Eğitim. Eğitimle ilgili. Kabataş kanunun hazırlanması askeri değil, ticaridir arkadaşlar. Ticari. Değil mi? Ekonomik yani. Neydi kabataş kanunu? Türk sularında işletme hakkı öncelikle Türklere ve Türk gemicilerine verilecektir. Değil mi? Dolayısıyla yanlış olan şık 4'tür. Yani Denizli'dir sevgili arkadaşlarım. Aman dikkat diyelim. 39. sorumuz gelsin bakalım. Evet, yine Atatürk inkılaplarından bol bol koydum ki arkadaşlar sınavda çıktığı zaman hiç fire vermeyin. Hepsini yapın inşallah. Atatürk Türk dili ve tarihi alanlarındaki çalışmalara büyük önem vermiş. Bu doğrultuda 1931'de Türk Tarih Kurumu'nu, 1932'de Türk Dil Kurumu'nu kurdurmuştur. Atatürk'ün bu yöndeki çalışmalarla durumlarından hangilerini hedeflediği savunulabilir? Bakın, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu niye var? Toplumdaki milli birlik ve beraberlik ortamını geliştirir mi? Evet. Türk tarihi ve Türk dil hakkında ön yargıları kırar mı? Kırar.
Milli bir kültür ve kimlik oluşturur mu? Evet. Zaten kültürü oluşturan iki şey yok mu? Biri tarih, bir de dildir ya, değil mi? Atatürk'ümüze göre milli kültürü oluşturan iki önemli unsur var. Birincisi tarih, ikincisi dildir. Bu nedenle Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurulacaktır. Dolayısıyla bunların üçü de doğrudur arkadaşlarım. Yani cevap 1, 2, 3. Edirne. Evet. 40. sorumuz gelsin bakalım. Evet. Yine Atatürk inkılaplarından gelmiş. Ve ilkeler de aynı zamanda ikisi birlikte. Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni kanun kabul edilmesi, din işleri ve evkaf bakanlığının kaldırılması, tekke ve zaviyelerin sonlandırılması, gelişmelerinden hangilerinde laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir. Medeni kanun laiklikle ilgili midir? Evet, çünkü Patrikhane'nin yetkileri elinden alıyor. Din İşleri Bakanlığı kaldırılıyor mu? Evet, onun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılıyor. Bu da laiklikle ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor daha doğrusu. Tekke zaviyeler toplumun dini duygularını istismar ediyorlardı. Biz bunları kaldırdık. Böylelikle bu da laiklikle ilgilidir. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Yani Edirne'dir. Evet, 41. sorumuz gelsin bakalım. Çok güzel bir soru. Atatürk ilkelerinden gelmiş bakın bu sefer de. Atatürk, her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, bağlı olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak, hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Ya bütün özellikleri var, bütün anahtarları var. Din diyor, vicdan özgürlüğü diyor. Değil mi? Herkes istediğine inansın diyor. Ya da inandığı dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak özgürlüğüne sahiptir diyor. Dolayısıyla bu laikliktir arkadaşlar. Çok kolay bir ilke bu zaten biliyorsunuz. Ve çok sorulan bir ilke. 42. sorumuz gelsin bakalım. Evet, yine Atatürk ilkelerinden çıkmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet yönetiminde egemenliğin herhangi bir kişi, zümre veya sınıfla paylaşımına son verilmesi ilkelerinden hangilerinin bir sonucu olarak görülebilir? Bakın. Zaten hiçbir sınıf ve zümreye ayrıcalık yok. Buradan halkçılık çıktı. Egemenliğin bir kişiye verilmemesi, halka verilmesi, bu da cumhuriyetçiliği gösteriyor. Ya ki burada devletçilik çıkmaz arkadaşlar. Devletçilik ilgisi yok. Devletçilik daha çok ekonomiyle ilgili bir ilke. Cevabımız 1 ve 2'dir. Yani Denizli olacaktır değil mi? Çok güzel sorular. Çok orijinal sorular arkadaşlar bunlar. Evet. 43. sorumuz gelsin bakalım. Evet. Yine Atatürk ilkelerinden gelmiş. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinin bazı özellikleri şunlardır. Kanunlar önünde kesin ve eşitlik kabul ediyor. Hiçbir kişiye, aileye, sınıfa ve topluluğa ayrıcalık tanımıyor. Buradan halkçılıkla olan ilgisi ortaya çıktı mı? Bu halkçılık. Milli egemenlik ilkesini mi temel alıyor? Bu zaten cumhuriyetçilik. Temelinde akıl ve bilim mi var? Bu laiklik. Türk milletinin çağdaş ve modern hayattaki yerini almasını mı hedefliyor? Bu da inkılapçılık diğer adıyla devrimcilik. O zaman sıralama halkçılık, cumhuriyetçilik, laiklik, inkılapçılık. Halkçılık, cumhuriyetçilik, laiklik, inkılapçılık. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'dır değil mi? Bakın değişik bir soru tarzı. Evet. 44. sorumuz gelsin bakalım. Yeni Türk Devleti'nde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu düzenlemenin Yeni Türk Devleti'nde kabine sistemine geçilmesi, Cumhurbaşkanlığı makamının oluşturulması, anayasal yönetime geçilmesi. Gelişmelerinden hangilerinde etkili olduğu savunulabilir? Bakın arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilanının sonuçlarını soruyor. Kabine sistemine geçtik mi? Geçtik. Demokratik bir sistem. Cumhurbaşkanlığı makamı kuruldu mu? Kuruldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kim seçildi? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk seçildi. İlk Başbakan İsmet İnönü. İlk Meclis Başkanı Ali Fethi Okyar seçildi. Tabii Cumhuriyet'in ilanından sonra. Anayasal yönetime geçmesi saçma. Yani Yeni Türk Devleti'nde anayasal yönetime biz ne zaman geçtik? 1921'de geçmedik mi? 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu değil mi arkadaşlar? Ha, Türk tarihinde deseydi kanun esası olacaktı o da değil mi? Evet, dolayısıyla bu ifade çok komik ve saçma bir ifade. Cevap 1 ve 2. Yani Denizli. Evet. 45. sorumuz gelsin bakalım değerli arkadaşlar. Evet, Türk Medeni Kanunu çok geliyor sınavlarda haberiniz olsun. Aşağıdakilerden hangisi? Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınına sağlanan haklardan biri değildir. Şimdi bakın arkadaşlar. Tek eşli evliliğin kabul edilmesi. Elbette. Çift eşlilik yok. Kadının istediği mesleği seçebilmesi. Elbette. Resmi nikah zorunlu mu? Evet. Boşanma hakkı kadınlara da verildi mi? Evet. Lakin evlenmede erkeğin isteğinin esas alınması. Saçma. Yani erkeğin isteği esas alınacak da kadının isteği esas alınmayacak mı? Böyle şey olur mu? Bu Atatürk Türkiye'sine yakışır mı? Yakışmaz tabii ki. İşte çok komik ve çok saçma bir şık zaten. Cevabımız
Ceyhan, evlenmede kadınların da erkeklerin de isteği esas alınmıştır. Bir tarafın isteği değil yani. 46. sorumuz yaz. Evet, bakın bu sorunun bir benzeri daha önce sınavda çıktı arkadaşlar. Atatürk Nutuk'ta 1919-1927 yılları arasındaki olayları belgelere dayalı olarak yazıp Türk tarihi için bir kaynak oluşturmuştur. Buna göre Nutuk'ta aşağıdaki konulardan hangisine denildiği savunulamaz. Genelgeler, kongreler dönemi. Arkadaşlar hepsi 1919 değil mi bunların zaten? TBMM'nin kuruluş süreci. Hadi kuruluş desek 1920. Balkan Savaşları biliyorsun. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Kurtuluş Savaşı dönemi 1919-1922. Bunların hepsi Nutuk'ta var. Ama Balkan Savaşı yılları yok. Çünkü Balkan Savaşları 1912-1913. Yani şu tarih aralığına girmiyor değil mi? Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır sevgili arkadaşlarım. Evet, aman dikkat, bakın önemli bir soru, yine bu soru AYT'de gelir gelse. 47. Bakın değerli arkadaşlarım, bu soru size bir yerden tanıdık gelmiştir diye düşünüyorum. Bu soru yine geçen senenin AYT sorularından bir soru. Sınavda bu sorunun tıpkısının bir benzeri arkadaşlar sınavda çıktı. Bakın o kadar gerçek sınava yakın bir tarama sorusu arkadaşlar. Atatürk'ümüzün nüfus hüviyet cüzdanını vermiş. Atatürk'ün ilkeleri göz önünde bulundurularak Atatürk'ün nüfus cüzdanı incelendiğinde aşağıdaki ilkelerden hangisine ait izlere ulaşılamaz? Gelin hep birlikte bu kimliği yorumlayalım. Bakın cumhuriyetçilik. Abicim yukarıya bakar mıyız? TC yazıyor mu şurada? Yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti. Alın size cumhuriyetçilik. Halkçılık. Nereden anladık halkçılığın olduğunu? Bakın soyadı neymiş atamızın? Atatürk. Bakın soyadı kanunu var. Demek ki soyadı kanunu yürürlükte. Dolayısıyla halkçılık var mı? Var. Peki milliyetçilik nerede var abi? Yine Türkiye diyor. Ülkemizin adı milliyetçilik değil mi bu? Değil mi? Yine bak TC'yi gördük mü? Mühür var orada. Değil mi? Yine Atatürk diyor bakın. Bu da yine milliyetçilik çıkıyor mu? Hem Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkıyor hem de Atatürk'ten çıkıyor zaten. Peki inkılapçılık. Arkadaşlarım bu bir devrim değil mi? Soyadı devrimi var. Doğru mu? Bakın burada bir resmi işlerde yapılan bir kimlik olayı var. Burada soyadı kanunu var. Bu da bir devrimdir. Harf devrimi desen harf devrimi var. Soyadı kanunu desen soyadı kanunu var. Dolayısıyla bu da inkılapçılıktır. Ama burada devletçilikle ilgili herhangi bir ibare yoktur arkadaşlar. Unutmayın devletçilik ekonomiyle ilgili bir Atatürk ilkesiydi. Cevabımız Bursa. Çok güzel yeni nesil bir soru arkadaşlarım. Ve bu sorunun tıpkısının aynısının bir benzeri öyle söyleyeyim artık. Sınavda çıktı. Evet. 48. sorumuz gelsin bakalım. Evet yine çok güzel bir, farklı, orijinal bir soru. Cenge giderken bu topraklar ecdadımın ocağı, evim, köyüm, hep bu yerim bucağı. İşte vatan, işte tanrı kucağı. Ata yurdun, evlat bulmaz, giderim. Mehmet Emin yurda kula ait verilen şiirde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin değerlerine değinildiği savunulabilir? Arkadaşlar vatan diyor değil mi? Ocak diyor, yurt diyor. Tanrı kucağı diyor. Değil mi? Köyüm diyor. Toprağım diyor. Ecdadım diyor. Ya zaten Mehmet Emin Yurdakul milli şairdir. Milliyetçi bir şairdir değil mi? Atatürk'ümüzü milliyetçilik yönleriyle etkilemiştir. Dolayısıyla bu Türkçü bir şair zaten. Değil mi? Türkçü. Bu da milliyetçilik olacaktır elbette. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine ait ifadelerdir. Mehmet Emin Yurdakul çok meşhur bir Türkçü şairdir. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin. Değil mi? Bunlar hep Atatürk'ü etkileyen şairler arasında yer alır. Evet. 49. sorumuz gelsin bakalım. Evet. Yine arkadaşlarım Atatürk dönemi iç politikadan gelmiş bir soru. Gelir arkadaşlarım. AYT'de gelir. Şeyh Said isyanı, 31 Mart isyanı, Menemen olayı. Yukarıdaki geçmelerden hangileri Türkiye'de çok partili siyasal yaşama geçiş için gerekli demokratik ortamın henüz oluşmadığını göstermiştir. Bakın Türkiye'de diyor. Şeyh Said isyanı elbette laikliğin henüz anımsanmadığının bir kanıtı. Menemen olayı da cumhuriyetçiliktir hem de laikliktir. Arkadaşlar 31 Mart olayı Türkiye'de değil Osmanlı'da çıkan bir isyandır. O da tarih kaç? 1909. Özelliğini az önceki sorularda ifade ettim. Türk, yani Türk tarihinde mevcut rejimi devirmeye yönelik ilk isyan hareketidir. Dolayısıyla bu Osmanlı ile ilgilidir, cumhuriyetle ilgili değildir. Cevabımız 1 ve 3'tür. Yani Denizli olacak idi. Evet. 50. sorumuz gelsin değerli arkadaşlarım. Uzun soluk bir tarama ve çok kapsamlı bir tarama oldu arkadaşlar. Umarım hepiniz full çekersiniz. 60'da 60 yaparsınız inşallah. Aşağıdakilerden hangisi?
Atatürk'e göre milli dış siyasetin dayandığı ilkelerden biri değildir. Bağımsızlıktan asla ödün verilmemesi elbette. Uluslararası krizlerde sınırların genişletilmesi. Hayır. Biz komşularımızın sınırlarına saygılıyız. Biz dış politikada temel parolamız atamızın bize emanet ettiği yurtta barış, dünyada barıştır. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok arkadaşlar. Biz emperyalist bir devlet değiliz. Ama kendi topraklarımızı da korumayı biliriz. Değil mi? Savaştan korkacak değiliz ama söz konusu vatan olduğu zaman dünyanın şah damarında kesmesini biliriz. Vesselam. Değil mi? Yurtta barış, dünyada barış elbette. Misak-ı milli kararlarına uygun mu hareket edeceğiz? Tabii. Akılcılık ve bilimselliği esas mı alacağız? Elbette. Cevabımız buysa arkadaşlarım. Evet. Böyle bir şey yoktur Atatürk'ün dış siyasetinde. 51. sorumuz yaz. Aşağıdakilerden hangisi? Atatürk dönemi Türk dış politikasına ait gelişmelerden biri değildir. Bakın arkadaşlarım dakika bir gol bir. Hatay'ın ana vatana katılması 1939'dadır. Dolayısıyla bu 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü döneminin bir gelişmesidir. Dolayısıyla bu ifade Atatürk döneminde değil, İnönü zamanındadır. Ha, Hatay Cumhuriyeti deseydi Atatürk'ümüz Hatay Cumhuriyeti'ni görmüştür. Hatay için hasta haliyle çok uğraş vermiştir ve bu uğraşlarının da karşılığını almıştır ama gel gelelim ömrü vefa edip Hatay'ı görememiştir arkadaşlar. Cevap burada Adana'dır. Saadet Paktı'na biliyorsunuz 1937'de Atatürk döneminde üye olduk doğu sınırlarımız için. Milletler Cemiyeti'ne 1932'de üye olduk Atatürk döneminde. Kellogg-Briand Paktı'na 1928'de imza attık. Boğazların yönetiminin Türkiye'ye verilmesi 1936 Montreux ile oldu arkadaşlar. Bunların hepsi Atatürk'ümüz dönemindeki gelişmelerdir. Ama Hatay'ın ana vatana katılması İsmet İnönü döneminin bir gelişmesidir diyelim. 52. sorumuz gelsin bakalım. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması sonrası Cumhuriyet ve İnkılap hareketlerine karşı çıkanlar partinin etrafında toplanmışlardır. Bu gelişme üzerine partinin kurucusu Ali Fethi Bey, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin zarar görmemesi için 17 Kasım 1930'da partiyi kapatmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ali Fethi Bey'in endişelerini doğrulayan bir gelişmedir? Bakın arkadaşlar, Ali Fethi Bey bu partiyi kapattıktan sonra asiler, gericiler, irticailer İzmir'in Menemen ilçesinde isyan etmişler ve genç öğretmenimiz, öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı ve iki kahraman koruyucumuzu şehit etmişlerdir. Bu caniler askerimizin, koruyucularımızın kanını akıtmışlardır. Değil mi? Atatürk bunun üzerine buraya geliyor. Menemen'i yakın diyor. Düzenli birlikler buraya gelip bu isyanı bastırıyor. Bu Derviş Mehmet denilen terörist bozuntusu hak ettiği cezaya çarptırılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada söz edilen olay Menemen olayıdır diyoruz. Evet. Her birinden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin diyelim. 53. sorumuz yaz. Atatürk dış siyasetimiz başlangıçta kendisine çizdiği hareket çizgisinden asla sapmamıştır. Dış siyasetimiz daima milletler refahının yaratıcısı olan barış içinde memleketin gelişmesini amaç edinmiştir. Bu gelişmeyi tam ve kayıtsız olarak bütün milletlere temenni ederiz demiştir. Bu sözler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Kellogg-Briand Paktı oluşumlarından hangilerinde yer almıştır? Milletler Cemiyeti'ne 1932'de üye olduk. Balkan Antantı'na 1934'te imza attık. Briand-Kellogg Paktı'na 1928'de üye olduk. Bunların hepsinde varız arkadaşlar. Atatürk döneminde imzaladığımız uluslararası girişimlerdir. Cevap 1-2-3 Edirne. Evet. Bakın böylelikle iç politikayı da dış politikayı da bir kere daha genel bir süzgeçten geçirmiş olduk sevgili arkadaşlar. 54. sorumuz gelsin. Artık Çağdaş Türk Dünya Tarihi soruları başlıyor arkadaşlar. Son 7 sorumuz Çağdaş Türk ve Dünya tarihindendir. Zaten abonelerimin de öğrenci arkadaşlarımın da çok yoğun istekleri vardı. Ben de onları kıramadım yine. Genel taramanın içine de Çağdaş Dünya sorularından yer verdim. İkinci Dünya Savaşı'ndaki grupta aşağıdaki tabloda verilmiştir. Müttefikler İngiltere, Fransa, ABD, SSC ve Mihar Devletleri Almanya, İtalya, Japonya. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakın arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'na katılan en son devlet ABD olmuştur. Ya böyle bir şey olsa bile bu tablodan böyle bir şey çıkar mı? Ben hangisinin önce, hangisinin sonra katıldığını verilen tablodan çıkartamam. Devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmışlardır. Evet, bakın yine dünya
iki bloka ayrılmış. Doğru mu? Miğfer bloku, müttefik bloku. Kesinlikle cevabımız Bursa. Diğer şıkları okumaya gerek kaldı mı? Kalmadı arkadaşlar. Cevabımız açık açık ortada. Evet. 55. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın başlama nedenlerinden biri değildir? Bakın arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle çok ağır şartlar taşıyan anlaşmalar imzalanması. Özellikle bir tane örnek vereyim. Almanya ile yapılan Versay buna çok güzel bir örnektir. Çok ağır bir anlaşmadır. Almanya'yı mahvetmiştir. Bu doğru. Milletler Cemiyeti'nin sömürgeci devletlerin çıkarlarına hizmet etmesi kesinlikle. Zaten büyük devletlerin gölgesi altında kalmış. Tarafsız olamamış. Zaten tarafsız olsaydı, dünya barışını korusaydı İkinci Dünya Savaşı başlamazdı. İsrail'in kurulmasıyla Orta Doğu'da barış sürecinin bozulması. Yanlış. İsrail ne zaman kuruldu arkadaşlar? 1948'de kuruldu. Peki İkinci Dünya Savaşı ne zaman? 1939-1945. Yani İsrail kurulduğu zaman İkinci Dünya Savaşı diye bir şey yok. 3 sene olmuş. Değil mi? Biteli. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Burada bir mantık hatası vardır zaten. Değil mi? Kronolojik olarak bir mantık hatası vardır. Nazizm, faşizm, komünizm gibi akımların yön vermesi. Doğru. Bazı devletlerin yayılmacılık politikasına yönelmesi. Özellikle Almanya'nın ve İtalya'nın, değil mi? Doğru. 56. sorumuz gelsin. Evet, yine çok güzel bir soru. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1950-1960'lı yıllar arasında başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan devlet adamları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın, 1950-1960'lı yıllar Demokrat Parti'nin iktidarıdır, değil mi? Evet, Demokrat Parti iktidarıdır. Ve DP iktidarında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes olmuştur. Cevabımız Adana arkadaşlar. Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanımızdır. Adnan Menderes de bu dönemde başbakanımızdır diyoruz sevgili gençler. 57. sorumuz gelsin bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan 1991'e kadar SSCB liderliğindeki Doğu Blok ile ABD liderliğindeki Batı Blok arasında süren ve gerginlikle geçen döneme Soğuk Savaş dönemi adı verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemi yansıtan oluşum veya politikalardan biri değildir? Bakalım. NATO, Batı blokunda askeri işbirliğini sağlayan bir girişim. Varşova, Doğu blokunda askeri işbirliği. Molotov, Doğu blokunda ekonomik işbirliği. Marshall planı da Batı blokunda ekonomik işbirliğidir. Lakin Monroe doktrini 1823 yılında ABD Başkanı James Monroe'nun yayınladığı bir doktrindir. Buna göre ABD yalnızlık politikasına dönmelidir. Avrupa'ya karışmamalı, Avrupa da Amerika kıtasına karışmamalıdır. Dolayısıyla Soğuk Savaş dönemi dediği, bakın, 1945'ten 1991 arası geçen dönem. Dolayısıyla bundan neredeyse 122 yıl önce olan bir şey. Bu dolayısıyla alakasız cevap Ceyhan. Monroe doktrini olacaktır arkadaşlar diyoruz. Evet. Güzel bir soruydu. 58. sorumuz gelsin. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 19 Mayıs 1945'te memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi ilkeleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir demiştir. İsmet İnönü'nün bu sözü doğrultusunda Türkiye'de ilk önce aşağıdakiler partilerden hangisi kurmuştu? Bakın dikkat. Arkadaşlar burada Demokrat Parti'ye lütfen düşmeyin. Demokrat Parti'nin kurulması 1946'dır. İlk kez çok partili hayata geçişte ilk kez kurulan parti Nuri Demirağ Bey'in 1945'te kurduğu Milli Kalkınma Partisi'dir. Yani MKP. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. Sakın ola ki Demokrat Parti'ye lütfen düşmeyin arkadaşlar. Çünkü Milli Kalkınma ondan bir yıl daha önce kurulmuştur. Diyelim 59. sorumuz gelsin. Bakın yine çok güzel AYT 2 kıvamında güzel bir bilgi sorusu. İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in Baltık Denizi'ndeki Stettin'den Adriyatik'teki Trieste'ye kadar tüm kıta boyunca bir demir perde indi ifadelerindeki durumu oluşturan devlet hangisidir? Bakın Churchill'in demir perde ülkeleri diye nitelendirdiği devlet Sovyet Rusya'dır ve komünist Doğu blokudur, değil mi arkadaşlar? Cevabımız Adana. Yani demek ki bakın bunu da sorabilir. İşte Sovyet Rusya için demir perde ülkeleri tabirini kullanan devlet adamı kimdir? Burada Churchill'i de sorabilirdi. Değil mi? Bakın böyle de bir soru gelebilir. Haberiniz olsun. Burada dolayısıyla söz edilen devlet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir değerli arkadaşlarım. Evet, son sorumuz gelsin bakalım artık. 60. sorumuz geliyor. Son soru. Türkiye, Misak-ı Milli sınırları dışında ilk defa aşağıdaki savaşlardan hangisine asker göndermiştir? Bakın, Yom Kippur Savaşı, Arap-İsrail Savaşı'dır. Bizim burada yerimiz yok.
Bosna Savaşı'nda biz yokuz, Vietnam'da yokuz, Körfez'de yokuz. Biz 1952 yılında NATO'ya üye olabilmek için Kore'ye asker yolluyoruz. Bu da bizim ilk kez Sakı Milli dışında yurt dışına asker gönderdiğimiz olaydır. Hatta buraya Tahsin Yazıcı Paşamız komutasındaki 4500 Mehmetçiğimizi buraya yolluyoruz değerli arkadaşlarım. Evet, böylelikle bu AYT tarih genel tekrar dersimizin sonuna geldik. Umarım bu sorular size katkı sağlamıştır. Şimdi bunu bitirmişken hemen soruların sonundaki kısa cevaplı sorularımıza bakalım. Bunları da lütfen yorumlarda belirtin sonuçlarınızla birlikte. Birinci sorumuz, Osmanlı'da mevcut rejimi devirmeye yönelik ilk hareket hangisidir? İkinci sorumuz, yeni Türk alfabesini milletimize öğretmek amacıyla hangisi kurulmuştur? Bakın bunlar çok güncel sorular ve çok da sınavlarda sorulan sorular arkadaşlar. Sizlerden ricam yorumlarda bunların da cevaplarını belirtin.